Merhaba anlar, şeyden ne işte, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok hoş bir model yapacağız. Çıtı pıtı bir model. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve sıralı bir model. Alt kısmında, üst kısmında sıralı gidiyor. Yazmam Cenk markanın 142 numaralı yazması ve ipim de Altın Başak markanın 142 numarası. Böyle aynı tondalar. Ben üst kısmında da şöyle bir patlıcan boyutu kullanmayı tercih ettim. Açık bir patlıcan boyu. 970 numara. Yine Altın Maşak marka. 2 ipimde. Bu şekilde sıralı bir model yapacağız. Çok da hoş. Böyle küçük küçük çıtı pıtı duran bir model. Umarım siz de beğenirsiniz. Böyle sesim biraz kötü çıkıyor. Ramazan'ın bugün ikinci günü. Niyetli olduğum için bu şekilde sesim biraz böyle arada kayabilir. Umarım siz de kusura bakmazsınız. Herkese hayırlı, bereketli Ramazanlar olsun inşallah. Şimdi modelimizin yapımına geçiyoruz. İpimizi tığımıza sabitleyerek başlıyoruz. 1, 2. İki tane zincir çekiyorum çünkü trabzanla başlayacağım modelime. Tığımın başına iki kez doluyorum. Herhangi bir tığ bantısından girdim. 2 2 2 aldım, trabzanımı kapattım bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın arkasından girip tepeye bir kirpik yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum arada. 2 kez doladım tekrar. Aynı tığ batısının içinden giriyorum. 2 2 2 aldım. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından girip kirpiğimizi yapıyoruz. Bu şekilde bir tığ batısının içine 2 tane kirpikli trabzan yaptım. Arada da 3 zincir çektim. Şimdi buradan ikinci kirpiği kapattıktan sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doladım. 2 tığ batısı bırakıp üçüncüden giriyorum. 2 2 2 aldım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arka boşluktan girip bir kirpik yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Aynı tığ batısından girdim. 2 2 2 aldım, kapattım. 5 zincir. Hemen trabzanın arkasından girip kirpik yapıyorum. Şu şekilde. İki tane bırakıp diğer tığ batısına geçtik. Orada da yine iki tane kirpikli trabzan yaptık. Bakın buradan iki bırakıp üçüncüye geçerken de üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığın başına iki kez doluyorum. İki tığ batısı bırakıp üçüncüden girdim. İki, İki aldım, trabzanımı kapattım. 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından girip tepesine bir kirpik yapıyoruz. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar 2 kez dolayıp aynı tığ batısının içine bir trabzan daha yapıyorum. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yaptım. Trabzanın arkasından girip yine bunun tepesine de bir tane kirpik yapıyoruz. Ve direkt 3 zincir çekiyorum. Yine 2 kez doladım. 2 tığ batısı bırakıp üçüncüden giriyorum. 2 2 Bu şekilde sıralı bir şekilde devam ediyor modelimiz. Bakın şöyle. Çok kibar, böyle hoş duran bir model. Üst kısmı da bu şekilde kibar bir şekilde ilerliyor. Çok zarif duruyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Alt kısmı böyle çok kolay, çabucak bitirebileceğiniz bir model.
Köşe kısımlarda burada az daha yakın yapalım. Köşe kısımda iki bırakıyorsak bir tane bırakalım ki dönüş kısmı daha kolay, daha sıkı ve daha düz yündürsün. O şekilde köşeyi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu biraz uzatacağım ve üst kısmının yapımı için döneceğim. Ve bu şekilde sıralı bir şekilde ilerletiyoruz. Ben sadece model göstermek için bir parça böyle kısa bir kısımda yaptım. Şöyle. Gayet hoş duruyor ve çabuk ilerliyor. Şimdi üst kısmına geçeceğiz. Bakın ben şimdi baştan başladığım için buradan başlayacağım, göstereceğim ama tamamen dört kenarı bitip buradan da bir birleşim oluşturduğunuzda şu aradaki üç zincirin altından sık iğneyle girip başlayabilirsiniz. Ben bu kısmından başlıyorum çünkü baştakini boş bırakmak istemiyorum. Tığımın başına iki zincir çektim. Tığımın başına bir kez doladım. Hemen şu iki tane kirpiğin ortasında çektiğimiz üç zincirin içinden giriyorum. 2 2 aldım. Küçük bir trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından girip tepesine bir sık iğneyle kirpik yapıyoruz. Kirpiği kapattıktan sonra 6 zincir çekiyorum. Bu sondaki zincirin tam ortasından giriyorum. Bir sık iğneyle kapattım. Ve burada bir kirpik daha oluşturmuş olduk bu şekilde. Bir kez doladım yine. Hiçbir işlem uygulamadan direkt bir kez doluyorum. Aynı yerden girdim. 2 2 aldım, küçük bir trabzan yaptım. Trabzanı kapattıktan sonra 5 zincir çekip yine trabzanın arkasından girerek tepesine bir kirpik yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum. 3 de çekebilirsiniz. 4 de burada. Şöyle aradan girdik. Aradaki 3 zincirin içinden girdik. Bakın. Bu şekilde. Görünüşü bu şekilde. Bu bir tane şu V şeklinin tam ortasına bu kirpikli küçük çiçeğimiz geliyor. Bu ara, diğer ara kısmında sadece 3 zincir çekip batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığım başına bir kez doladım. 2 kirpiğin ortasındaki zincirin altından girdim. 2 2 aldım, bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından girip buraya tepesine bir kirpik yapıyoruz. Yani bir küçük kirpikle trabzan yaptıktan sonra 6 zincir çekiyorum. Hemen zincirin son zincirin içinden giriyorum. Bir sık iğneyle kapatıp burada da bir kirpik oluşturdum. Hiçbir işlem uygulamadan bir kez doluyorum. Aynı yerden girdim. 2 2 aldım. Bir trabzan yaptım. 5 zincir çektik. Trabzanın arkasından girip bir kirpik yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Hemen buradan bakın, zincirin altından bir sık iğneyle giriyorum. Ve modelimizin görünüşü bu şekilde. Çok da hoş görünüyor. Çok böyle tatlı, sevimli görünüyor. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen iki kirpiğin arasındaki zincirden girdik. 2 2 aldım. Bir trabzan. Şu küçük çiçekli kısmı tekrar göstereceğim. Trabzanı yaptık. İkili trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum.
Trabzanın arkasından girip bir sık iğneyle kapatıyorum. Kirpiği kapattıktan sonra altı zincir çekiyorum. Buradaki kirpiği bir şeyin üzerine yapmıyoruz. Tam ortadaki kirpiği altı zincir çekip sonuncu zincirden kapatıyoruz. En sonuncu zincirin içinden girip bir sık iğneyle kapatıyorum. Burada bir kirpik oluşturuyorum tam ortasında. Bu kirpiği bu şekilde oluşturuyoruz. Daha sonra bir kez dolayıp aynı yerden girerek yine bir trabzan yapıyorum. 5 zincir çekip trabzanın tepesine de bir kirpik yapıyoruz. Bu kirpiğimizi kapattıktan sonra hemen 3 zincir çekip bir yandakinden bir sık iğneyle giriyorum. Ve bu şekilde modelimiz sıralı bir şekilde ilerliyor. Gayet de hoş, güzel, kibar duran bir model oluyor. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Kolaylıkla da bitecek bir model. Şimdi ben bunu tamamlayacağım ve bitmiş haliyle döneceğim tekrar. Ve modelimin bitmiş hali bu şekilde. Bakın. Gayet hoş duruyor. Bunu istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Köşe kısımları biraz dikkat ederseniz çok hoş, güzel duran bir model olacaktır. Köşe kısımları böyle gerdirmeden arada iki yerine bir bırakarak daha birbirine yakın, daha dönüşü sağlayacak şekilde yaparsanız hoş duracaktır. Ve buradan bittiğinde birleşim sağlanacak alt sırada. O yüzden şuradan başlarken ben böyle trabzanla başladım ama siz aradaki bir sık iğne yapıp 3 zincir çekip bu şekilde başlayabilirsiniz. Ay çok hoş, kibar, çabuk da ilerleyen bir model yapmanızı tavsiye ederim mutlaka. Ben renklerini de birbirine çok yakıştırdım. Böyle canlı renkler değil ama mat, hoş renkler olduğunu düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.